Merhaba arkadaşlar. Bugün fırında kuşbaşı dana etiyle ve patatesle beraber bir yemek yapacağız. Fırında etli patates. Şimdi ben bunda patatesi çok seviyorum. Patateslerimi şöyle biraz büyükçe kesiyoruz arkadaşlar. Patateslerimizi doğradık. Ben bol patatesi yapacağım. Patates zaten başlı başına kendisi güzel oluyor. Şimdi 4 adet sivri biberim var. Onları şu boyda yapıyorum. Artık acı tatlı kısmete kalmış. Elimde bir miktar tatlı soğan vardı. Arkadaşlar arpacık da kullanabilirsiniz. Bende yoktu. Böyle ufak soğanlar buldum. Bunları şöyle ufak ebata getiriyorum. Soğanlarımızı atalım. 4 tane domatesimi doğradım. Bunları da küp küp yapıyoruz arkadaşlar. Domateslerimizi doğradık. Tepsimizin içine attık. Şimdi geldi sıra tuzla. Dediğim gibi arkadaşlar, tuz olayı göreceli. Şimdi benim 800 gram etim var. 800 gram ete, yani 1800 gram ete şu şekilde 2 tane tuz atıyorum sadece etler için. Şöyle de patatesler ve şeyler için atıyorum. Biberler, domatesler için. Bu göreceli bir miktar arkadaşlar. Bir miktar kekik. Bir çay kaşığı dolusu karabiber. Evet, doğradığım maydanozları atıyorum. Bence maydanoz atın arkadaşlar. Çok iyi olacağını tahmin ediyorum maydanozla beraber. Etlerimiz, kuşbaşı etleri aldım ben. Birazcık daha ufalttım. Fırında pişireceğimiz için. Daha ufak ebatta olursa daha bir kolay pişer arkadaşlar. Şimdi sıvı yağımızı döküyoruz. Şöyle. Nedir tahmini? Bence bir bardak, bir su bardağı kadar yağ. Şimdi ben büyük porsiyon yaptığım için bu tepsi bana yeter zannettim. Cam tepsi yetmeyecek. Şöyle büyük tepsi atıyorum arkadaşlar. Galiba tam bir ziyafet olacak. Şimdi bunu elimizle karıştırıyoruz arkadaşlar. Kim arkadaşlar diyor niye eldiven kullanmıyorsun? Ben ticari bir iş yapmıyorum. Evde kesinlikle eldiven kullanmam. Normalde büfe çalışırken falan eldiven kullanıyorduk. Çünkü bunu ben yiyeceğim. Kendi temizliğimden eminim. Güzel karıştıralım. İyice malzemeler birbirine girsin arkadaşlar. Et olmayan yere et,
patates, sonundan yere patates. Mümkün olduğunca homojen bir karışım yapalım. Domatesimiz zaten sulanacak. Bize pişirmek için gerekli olan sıvıyı sağlayacaktır. İşlemimiz bittikten sonra buna şöyle fırın kağıdı koyacağım arkadaşlar biraz. Şöyle altına sıkıştıracağım. Çünkü fırın kağıtlarının ebatı yetmiyor. Ben fırına koyduğum vakit şöyle altından sıkıştırıp koyacağım. Fırın kağıdıyla daha güzel olacak. Bu şekilde koyacağız şunu arkadaşlar. Güzelce kapatacağız. Şimdi yemeğimizi 170 derecelik fırına koyacağız. Arkadaşlar tam 1,5 saat kapalı bir şekilde pişti. Şimdi bunun kağıtlarını alacağım. 15-20 dakikada böyle bu şekilde pişirelim. Fırını üst pişirmeye ayarlıyorum. Böyle 15-20 dakika pişecek arkadaşlar. Evet. Etimiz pişti arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi müthiş oldu. Şahane. Fırının üstü de patatesle de kızarttık. Etimiz de lokum gibi oldu arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun.